Sevgili izleyiciler, Gençler Birliği İlhan Cavcav tesislerindeyiz. Hacettepe antrenmanındayız. O güzel, muhteşem golün ardından üst üste 3 galibiyetin ardından Avni Hoca ile birlikteyiz. Hocam çok güzel karşılaşmaları geride bırakıyoruz hep birlikte. İlk önce zaten bir kaleci karşılaşması Yomra Spor derken Çarşamba Spor karşılaşmasıyla 3'te 3 yapan bir takımınız var. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci hem kendiniz hem de takımınız adına? Ya şöyle söyleyeyim, bizim takımın zaten buralarda olması yanlış. İyi takım. Biraz özgüven eksikliği vardı. Onu tamamlanınca işte maçlar da kazanılınca daha da üstüne koya koya gidiyoruz. Daha da güzel işler yapacağız yani. Çok güzel oldu bu 3 puan. Hala hiçbir şey halledilmiş değil. Daha önümüzde bayağı bir yol var. İnşallah bu şekilde devam edip işte bu seneyi böyle bir kotaracağız, geçiştireceğiz. Hocam maçı anlatırken en çok dikkat ettiğim durum şuydu. Transferler yapıldı. Transfer takviyelerle birlikte de takım ritmini bulmaya devam ediyor ama en önemli durum da transferlerin doğrudan takıma adapte olmasıydı. Aynen, evet, bir de evet, o kısmı değerlendirsek transferlerle ilgili de neler söylemek istersiniz? Transferleri şöyle söyleyeyim. İsim tespitinde ve alınmalarında yönetim kurulunda tabii çok bize desteğe inanılmaz katkıları gece 12'lere 1'lere kadar telefon trafikleri. Ama her şeyden önce benim yardımcı çocukları da çok iyi isimler tespit edildi ama bu isimleri tabii bizim tespit ettiğimiz isimleri yönetim kuruluna havale ettik. Onlar da tam destek verdi. Çok güzel. Hem başkan hem transferin başı yönetim yani transfer komitesinde olan yöneticilerimiz acayip bir çalışmayla aldık. Çok şükür ki mahcup etmediler bizi. Tam cuk diye oturdu. Her şey yerli yerine oturdu. Hepsi. Hatta şöyle söyleyeyim, o transferlerin daha da katkı sunacaklar. Bazı ufak tefek sakatlıkları var, idmanlara çıkamıyorlar. Performans olarak daha üste gelemediler. Şu anda belki %50-60 arasında geziyorlar. Bunları biz %80'lere çıkardığımız zaman çok daha iyi işler yapacaklar. Hocam, şimdi son karşılaşmaya döneceğim. Bir Veli'nin golü var, bir de benim anlatım zaten ama biz bence Veli abinin golüne bir değinelim. Evet. Veli'nin golünde siz neler hissettiniz? Valla biz şimdi o neler hissettiğini bir kere çok acayip bir mutlu olduk da ama hiçbir antrenör ya oradan vursa gol olur diye düşünemez yani. Evet. O enteresan. Veli hepimizi, bütün Türkiye'yi olduğu gibi seni de biz de hepimizi yanılttı ama ayağına sağlık, iyi ki vurdu, muhteşem bir gol. Hem bizim için hem onun için hayatı boyunca saklayabileceği muhteşem bir gol. Hayatı boyunca bir daha öyle bir gol de atamayacak zaten de ama olsun, o hep bize nasip oldu. Hem bu bana da nasip evet oldu. Sana nasip oldu, bana nasip oldu. Çok güzel bir gol, ayağına sağlık, iyi ki vurdu. Artık bir Yeşilyurt Belediyespor deplasmanı var hocam, o deplasmanı da bir değerlendirelim. Tabii ki hedef artı 3 puan ama devamıyla ilgili de bilgileri almak isterim. Ya şimdi Yeşilyurt direkt doğrudan bizim rakibimiz. Yani şu andaki pozisyonda. Yani yendiğimiz zaman Yeşilyurt'ta altımızı alacağımız bir takım. Ama çok böyle kötü bir takım da değil. Uzun süre bir kazanamamaz durumu var. Onlar da belki bizim maçı onlar için bir dönüş maçı olarak düşünüyor ama artık ben şuna inanıyorum. Bu saatten sonra bizim takımın kim gelirse gelsin yani içeri veya dışarıda kolay kolay yenileceğini düşünmüyorum. Çünkü bir ivme yakaladık. Evet, evet. Çocuklar çok iyi. Teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Çok da istiyorlar. Başaracağız. Bu işte başaracağız. Hocam sizin dönüşünüzle birlikte Hacettepe farklı bir ritim yakaladı. Ben öncelikle sizi tebrik ediyorum. Ardından da takımı başarılar diliyorum ve Yeşilyurt deplasmanından umarım artı 3 puan. Ardından içeride yine buluşmak dileğiyle. Buluşmak dileğiyle. Teşekkür ediyorum. Çok ben teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Çalışma hayatınızda bütün ekibe de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Sevgili izleyenler, Avni Okumuş bizlerle birlikteydi. Röportajlarımız kaldığı yerden devam edecek. Sevgili izleyiciler, Hacettepe Spor'un kaptanı Veli Ortakçı ile birlikteyiz. Sosyal medyanın en çok konuşulan iki ismi karşı karşıyayız şu anda. Hoş geldin Veli abi. Gerçekten öncelikle sana teşekkür ediyorum. Sosyal medyada birden senin sayende ünlenmiş bulunuyorum. Kötü sesimle birlikte. Ya estağfurullah. Sen de muhteşem bir gol attın abi. Bizlere büyük, keyifli bir heyecan yaşattın. Teşekkür ederim. O gol anına dönmedi. Önce buradaki ekibim arkadaşlarım adına da teşekkür ediyorum. Çünkü ben biz karşılaşma bitti ama bizim için heyecan hiç bitmedi. Yeni başladı ve ben daha sosyal medyada yeni bildirimlerim sessize erişmiş oldu. Sen neler söylemek istersin? Sana ne tür mesajlar, tebrikler gelmiştir kim bilir? Ya o golden sonra zaten ben de çok mutlu oldum. Hem kendi adıma hem takımım adına. Bu gol şimdi tesadüf diye arkadaşlar olacak ama geçen sene aynı golü Osmaniye'ye karşı attım. Ortada. Abi kimsenin görüntüsü o yok, kimse inanmıyor. Olmadığı, tabii görüntü olmadığı için kanıtlayamamıştık. Bu sene kanıtladık çok şükür. Şeyden sonra, maçtan sonra inanılmaz tebrik mesajları aldım. Tabii benle beraber. Ben hiç tebrik almadım. Benim %30'u. O goldeki tepkin çok önemliydi. Bayağı tepki aldık yani, etki aldık. Evet. Güzeldi.
Hocam ben valla Veli abi %30 güzel tepki, %70'i kötü tepkiydi benim ama tebrik ediyorum teşekkür seni. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben asıl soruyu sorayım. Yengeyle kavga falan mı ettiydin? Bir insan evladı o topu oradan vurmaz. Yok. öyle bir şey yok. Çok şükür aramız iyi. Aramız iyi. Ya gerçekten nereden aklına geldi oradan vurmak? Ya daha önce sürekli vurdum diyorsun da. Vurdum evet ya. Genelde kaleci zaten. Kaleci kalede. Kale boşta değil. Aklıma geldi vurdum diyorum. Ya. Sürekli kovalıyorum çünkü. O anları kovalıyorum sürekli. Valla Avni Hoca'ya dedim topu koyalım dedim. Aynı yerden 5 tane vuruş yapsın Veli dedim. Kaşını atacak dedim. Yok yok dedi girmeyelim. Girmeyelim. Adeli'yi bırakır falan mı dedi yoksa? Yok o kadar kötü yorumlar yok da tadında bırakalım, zirvede bırakalım dedik. Ya çok çok şükür iyi bir galibiyet oldu bizim için. Takım için de önemliydi. Çarşamba rakibimizdi zaten. İyi bir galibiyet aldık. 3-3 yolumuza devam edeceğiz. Şimdi hafta sonu Malatya maçımız var Yeşilyurt. Evet. Oradan da Allah nasip ederse artık galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Çünkü bu takımı hak ettiği yere taşımak istiyoruz yani. Kaptan olarak sana da sormak istiyorum Veli. Takıma yeni katılan isimler oldu ve yeni katılan isimler de sanki sezon başından beri takımdaymış gibi mücadelesini sürdürüyor. Takımın son havası kaptan olarak nasıl değerlendirmek istersin? Devre arası gelen transferlerimiz hepsi sanki dediğiniz gibi sezon başından beri bizle beraberler. Arkadaşlık ortamı gayet iyi durumda. Yeni gelenler de çok çabuk uyum sağladılar. Hepsi de Allah var iyi niyetli insanlar. Ya, takımın motivesi arttı. Temposu da arttı diyebilirim onlarla beraber. Evet. Yani iyi oldu transferlerimizin bize daha da çok fayda sağlayacağını tahmin ediyorum ileriki maçlarda. Umarım Yeşilyurt Belediyespor deplasmanının ardından içeride yeniden buluşmak i̇nşallah, dileğiyle. İnşallah teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, İlhan Cavcav tesislerinde Hacettepe Spor takımının antrenmanındaydık. İlk önce Avni Hoca'dan görüşler ardından da çok muhteşem golün sahibi Veli Ortakçı'dan. Ve röportajımız burada sonuçlandı İlhan Cavcav testlerinde. İlerleyen haftalarda görüşünceye dek takipte kalın.